Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hudut kapısının verilerine göre 2022'de şu günlerde 1 milyon 60 bin yabancı turist gelmiş bulunmaktadır. Diğer yandan kuru ve seyahat gemilerinde de 75 bin kişiye ulaşmış. Aslında gururluyuz, heyecanlıyız, mutluyuz. Esasında önemli olan şey de yabancı turistlerin de sağlıklı bir şekilde tatillerini yaptıklarını düşünüyoruz ve sonrasında da evlerine sağ salim döndüklerini belirtmek istiyoruz. Şimdi tabii geçmiş dönemlere göre bakıldığında en olumlu verilere ulaştık. Biz 2019'a göre değerlendirme yaparsak biz bunu başardık. Şimdi bundan sonrası 2023, 2024, 2025, 2026 biz yani gidebildiğimiz kadar gideceğiz, çalışacağız. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu yılın başında acaba olacak mı diye ümitsiz bir şekilde bir ortam vardı. Diğer tabii ki bir de savaş olayı oldu. O bizi de tabii ki ümidimizi kırdı. Ama biz de dedik ki kendi kendimize, otelcilere de çok kez söyledim. Fatih Terim'in Avrupa Kupası'ndaki biliyorsunuz puan alamamıştı gruplarda ve sonrasında son iki maçta da oyunculara ve bizlere bir motivasyon mottosu söylemişti. O çok güzel bir kelimeydi. Ben de otelcilere dedim ki biz bitti demeden bitmeyecek. Evet, aynı o şekilde sezonu açtık. Her şeyimizi ortaya koyduk. Bilindiği gibi enflasyona rağmen, her şeye rağmen bizler en iyi şekilde turizmi yapmayı başardık. Birincisi İngilizler, ikincisi de Rusya, üçüncüsü de Almanya, dördüncüsü de bilindiği gibi Polonya ve onun beraberinde işte Orta Asya'dan işte ülkeler paylaşılmakta. İngilizlerde de eski günlere döndük. Yani ümitliydik. Bize inandılar. Bu ajantalar. Ve biz elimizden geleni yaptık. Bizi yanıltmazsa, dış etkenlerden ötürü bizi yanıltmazsa bizim hedefimiz 1,5 milyon olması durumu söz konusu. Bunun başında İngilizlerin olacağını düşünüyoruz. İkinci sırasında da Rusya. Eğer eski günlere dönerlerse Rusya ve sonrasında Ukrayna ve de Almanya. Bu ilk beşi bu şekilde paylaşırlar diye düşünüyorum. Ki dünyanın bütün insanları gelsin istiyoruz. Biz burada hani illa İngiliz gelsin yok Almanya gelsin değil. Dünyanın bütün insanları buraya gelsin. Çünkü burası dünyanın 7. harikası. Herkes gelsin istiyoruz. Ve bizde zaten şöyle bir şey oldu. Yakın zamanda Dünya Turizm Fuarı diye bir düzenleme yapıldı Londra'da. O Londra'da border olarak dedi biz yer aldık. İlgili seyahat ajantalarla, hava yollarıyla görüşmeler sağladık. Uçak kapasitelerinin arttıracağını söylediler. Ümit ediyoruz ki bu uçaklarında da dolulukları olacağını düşünmekteyiz.